Değerli arkadaşlar merhaba. Coğrafya pusulası, KPSS, lisans, ön lisans ve orta öğretim için sorularla genel tekrar videolarımızda iklim bilgisinin ikinci videosundayız. İklim bilgisinden ortalama arkadaşlar 1 ila 2 soru gelmekte. Unutmayalım ve vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Evet, ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soru, grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu il merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir diye bize sormuş. Öncelikle grafiğe baktığınızda en fazla yağışı Mayıs ayında aldığını görebilirsiniz arkadaşlar. En fazla yağış Mayıs ayında. O halde bu iklimi öncelikle bulalım. Bu iklim ılıman karasal iklimdir arkadaşlar. Ilıman karasal iklim, step iklimi ülkemizde İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Van Gölü çevresinde, Ergene yöresinde, Karadeniz ve Akdeniz'in hatta Ege'nin iç kesimlerinde karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Bu iklimin arkadaşlar yağış rejimi düzensizdir. En fazla yağışını ilkbaharda yani Mayıs ayında alır. Zaten dikkat ederseniz grafiği aynı grafik olduğunu görebilirsiniz. Yağışları konveksiyonel yağış olarak alır ilkbahar aylarında. Hatta 40 ikindi yağışları olarak da biliriz değil mi bu yağışları? Aynı zamanda toprak türlerine baktığımızda arkadaşlar bu yörede step toprağı, kahverengi ve kestane rengi step toprağı olduğunu, aynı zamanda rüzgarın taşıdığı löz toprak olduğunu ve Ergene Havzası'nda vertisol toprak olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Bitki örtüsüne baktığımızda daha çok step yani bozkır görülse de ormanların tahrip edilmesiyle antropojen bozkır olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi burada verilen bilgilere göre bakıldığında grafik ılıman karasal iklim daha çok İç Anadolu'da karşımıza çıkabildiğini görebiliyoruz. O halde arkadaşlar Antalya, Hakkari, Erzurum ya da Adıyaman olmaz. Cevabımız Ankara olur. Burada birçoğunuzun aklına şu geliyordur. Adıyaman neden olmadı? Sonuçta Güneydoğu Anadolu, orası da ılıman karasal iklim. Ama size verdiğim görselde not kısmında arkadaşlar en alta dikkat ederseniz Güneydoğu Anadolu Akdeniz ikliminden etkilendiği için en fazla yağışını Mayıs ayında değil Aralık ve Ocak aylarında yani kış mevsiminde almaktadır. Bundan dolayı Adıyaman olmaz, Ankara olur diyoruz. Böylece birinci sorumuzu geçiyoruz. İkinci sorumuza baktığımızda Türkiye'de esen rüzgarlardan bazıları yağış getirmektedir deniliyor. Bu durum Türkiye'nin özelliklerinden hangileriyle daha fazla ilgilidir diye bize sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle şunu bilelim. Ülkemiz evet yarımada ülkesidir. Engebeli bir ülkedir. Orta kuşakta yer alır ve kıyılarda sıra dağlar bulunur. Aslında verilen özelliklerin hepsi doğru. Ancak bazı rüzgarların yağış getirebilmesi için öncelikle dağların kıyıya paralel olması gerekir. Çünkü düşünelim Ege'de dağlar kıyıya dik. Orada rüzgar yağış getirebilir mi? Getiremez. Demek ki yarımada ülkesi olmak İlla yağışın fazla olacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çünkü Ege'de yağış fazla değilse demek ki yarımada ülkesi olmak yağışı arttıran faktörlerde daha fazla etkili olamıyor. Peki ikinci öncüle baktığımızda engebe nasıl etkiler? Arkadaşlar ısınan hava yükselir. Yükselen hava soğur ve soğuyan hava yağış bırakır. Engebeli yerlerde dağlık araziye çarpan rüzgarlar genelde içindeki nemi oraya yağış olarak bırakacaktır. Bu yüzden engebeli bir ülke olmak bunu etkiler mi? Etkiler. Peki orta kuşakta yer aldığımız için bu rüzgarlar daha çok yağış getiriyor diyebilir miyiz? Hayır tabii ki arkadaşlar. Yani sadece orta kuşağın getirdiği bir yağış var, cephe yağışı. O da ülkemizin etrafından esen rüzgarlarla alakalı bir yağış değil. Ondan dolayı orta kuşakta yer alması da aşırı etkilemez. Ancak kıyılarda sıra dağların bulunması yani Karadeniz ve Akdeniz'de dağların kıyıya paralel uzanması tabii ki yağış ihtimalini artıracaktır. Bu nedenle de baktığımızda 2 ve 4 yağış oluşumunda daha etkilidir diyebiliriz. Evet, geldik 3. sorumuz arkadaşlar. Türkiye'de sıcaklık kısa mesafelerde önemli değişimler göstermektedir. Bu durum üzerinde verilenlerden hangilerinin etkisi yoktur diye sorulmuş. Arkadaşlar kısa mesafede sıcaklığın önemli değişim göstermesinde yağışın etkisi olamaz. Yani çok kısa mesafede yağış etkisiyle sıcaklık aşırı derecede bir değişkenlik göstermez. Peki enlemin etkisi var mıdır arkadaşlar kısa mesafede? Hayır. Çünkü enlem güneş ışınlarının düşme açısıyla ilgilidir ve
bir anda enlem değişikliğiyle ani ve yüksek bir şekilde ısı değişimi görülemez. Bunlar kısa mesafede etkilemez. Ama bakıldığında yükselti bir anda arkadaşlar kısa mesafede sıcaklığı etkileyebilir. Mesela örneğin Kayseri Sivas gibi düşündüğümüzde ya da İzmir Manisa gibi düşündüğümüzde anlık olarak çok yakın mesafelerde bile çok fazla etkilediğini görebiliriz yükseltinin. O yüzden de yükseltinin kesinlikle etkisi vardır. Yağışın ve enlemin olmadığını söyledik. Bir de bakının arkadaşlar kısa mesafede etkisi vardır. Çünkü dağların güney yamacı güneşi daha büyük açıyla alırken kuzey yamacı daha dar bir açıyla alır. Bu yüzden de genel olarak ülkemizde dağların güney yamaçları daha sıcakken kuzey yamaçları daha soğuk olur. Yani bakı da kısa mesafede sıcaklığı etkileyen bir faktördür. Bizde etkisi yoktur kısmı istenildiği için cevabımız A seçeneği yani 1 ve 2 olur. Burada sizi düşürücü olan ne olabilir diye sizin adınızda düşündüğümde enlem faktörünü alan olur gibi geliyor bana açıkçası. Enlem faktörünü alan olur gibi geliyor ama yoktur denildiği için arkadaşlar zaten yalnız bir gibi bir seçenek yok. Hani çok zorlayacak bir şey var mı diye bakıyorum. 1-3 gibi bir seçenek yok. Hani enlemi alırsanız acaba yükseltimi etkilemez gibi düşünür müsünüz diye sizin adınıza yorum yapıyorum. Ama düşürücü bir seçenek yok arkadaşlar. Bence gayet basit bir şekilde yapılabilir bir soru. Böylece bu sorumuzu da geçiyoruz. Geldik dördüncü sorumuza arkadaşlar. Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesi soğumanın etkisiyle yamaç boyu yağış bırakır. Daha sonra kuru bir şekilde diğer yamaca geçerek sıcaklığı artırır. Bu duruma fön rüzgarı denir. Buna göre yukarıdaki haritada işaretli yerlerin hangisinde fön rüzgarı daha etkilidir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar fön rüzgarını şöyle görelim. Zaten verilen bilgi aynı. Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava yağış bırakıyor. Daha sonra diğer yamaca geçiyor ve kuru şekilde oranın sıcaklığını her 200 metrede 2 derece olmak üzere arttırıyor. Burada arkadaşlar unutmamamız gereken şey fön rüzgarı hiçbir zaman yağış getirmiyor ve kuru sıcak esiyor. Ülkemizde dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz ve Akdeniz'de fön rüzgarı görüyoruz. Akdeniz'de fön rüzgarına daha çok bakır satran denilirken Karadeniz'de fön rüzgarı kuzey yamaca, denize bakan yamaca sıcak etki yaptığı için insanların kuzey yamaçta yaşayabilmesini sağlamıştır. Ülkemizde bakı yönü güneydir arkadaşlar. Buna rağmen insanlar Karadeniz'de kuzey yamaçta yaşadığı için fön rüzgarı Karadeniz'de bakı durumuna ters düşer diye bilmemiz gerekiyor. O halde biz fön rüzgarını Karadeniz ve Akdeniz'de arayacağız. O zaman baktığımızda 2 numaralı yer olabilir, 3 olabilir ve 5 numaralı yer olabilir. Bu nedenle de doğru cevabımızın E seçeneği olduğunu görürüz. Evet, geldik 5. sorumuza. Marmara bölgesinde görülen iklim çeşitliliğinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde en az etkili olduğu söylenebilir? Arkadaşlar şimdi iklim çeşitliliği toprak türlerini kesinlikle etkiler. Yetiştirilen tarım ürünlerini etkiler. Doğal bitki örtüsünü etkiler. Deniz turizmine elverişli süreyi de etkiler. Çünkü Marmara bölgesinin kuzeyinde Karadeniz iklimi, güneyinde Akdeniz iklimi etkili. Karadeniz iklimi sürekli yağış aldığı için deniz turizmi süresi daha kısayken Akdeniz iklimi yaz kuraklığı olduğu için deniz turizmine ayrılan süre daha uzun olacaktır. Ancak A seçeneğinde verilen endüstri kuruluşları yani sanayi kuruluşları iklim çeşitliliğinden aşırı derecede etkilenmeyecektir. Diğerleri kadar etkilenmeyecektir. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneği olur. Ama dediğim gibi iklim çeşitliliği toprağa yetişen tarım ürününü, bitki örtüsünü ve deniz turizmine elverişli süreyi kesinlikle etkileyecektir. Bu nedenle cevap A seçeneği oluyor ve diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, geldik 6. sorumuza. Türkiye'nin coğrafi bölgelerinde kar yağışının ve karın yerde kalma süresinin farklı olmasında etmenlerinden hangisinin etkisi yoktur? Arkadaşlar, kar yağışının ve karın yerde kalma süresinde tabii ki denizellik, yükselti, karasallık, enlem bunlar etkilidir. Şimdi bakın sırayla götürelim. Denizellik nasıl etkiler? Mesela İzmir'den Manisa'ya bile ya da Antalya'dan Isparta'ya bile karın yerde kalma süresi farklılık gösterir. Neden? O Antalya denizelken Isparta karasal. İzmir denizelken
Manisa Karasal. O yüzden denizlerlik kesinlikle etkiler. Ki zaten verdiğim örnekten yola çıkarsanız karasallık ve yükseltinin de etkili olduğunu görebiliyoruz. Enlem de arkadaşlar güney kuzey yönlü etki yapar. Yani güneyde kar yağışı ve karın yerde kalma süresi kuzeye göre daha azdır. Yani enlem etkisi de görebiliriz. Ama bitki örtüsü arkadaşlar, bitki örtüsü karın yerde kalma süresini ya da kar yağışını etkileyebilecek bir faktör müdür? Yani şöyle bir şey diyebilir misiniz? Karadeniz'in bitki örtüsü orman olduğu için kar yağışı fazladır ya da azdır. Böyle bir şey denilebilir mi? Denilemez. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Evet, 7. sorudayız arkadaşlar. Yukarıda Türkiye yıllık indirgenmiş sıcaklık haritası verilmiştir. Buna göre en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'da görülmesinde etkenlerinden hangileri etkilidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar indirgenmiş sıcaklık haritalarında yükselti yok sayılarak sıcaklık hesaplanır. Yükseltiyi yok kabul ederiz. Unutmayın bunu. Şimdi indirgenmiş sıcaklık haritasına baktığımda Güneydoğu Anadolu daha sıcaktır. Neden? Deniz etkisine kapalıdır. Yani baktığımız olay karasallık etkisi değil mi? Karasallık etkisi de Güneydoğu'nun daha sıcak olduğunu görebiliyoruz. Deniz etkisine kapalı. O zaman birinci öncülü kesinlikle alırım. Yükselti ortalamasının az olması. Arkadaşlar zaten adı indirgenmiş. Yükseltiyi yok saymış. Burada yükselti ifadesini kullanabilir miyiz? Hayır. Peki aynı zamanda güney enlemlerde olmasının etkisi var mı? Tabii ki var. Zaten dikkat edin Akdeniz'le Güneydoğu arasında ortalama 2 derecelik bir sıcaklık fark var. Yani ikisi de güney enleminde. Sadece Akdeniz denizel, Güneydoğu karasal olduğu için Güneydoğu'da biraz daha sıcaklığın yüksek olduğunu görüyoruz. Güney enlemlerde olmasının da yine etkisi vardır. Bu nedenle de arkadaşlar cevabımız 1 ve 3 olur. Tabii ki bu soruda indirgenmiş sıcaklık denildiğini unutarak 1, 2, 3 alan kişi sayısı oldukça fazla olur. Bunu da söylemiş olayım. Ama basit bir soru kalıbıdır. Burada indirgenmiş sıcaklık denildiğini unutmamak gerekir. Cevabımız C seçeneği oluyor arkadaşlar. 8. soruya baktığımızda gündüz ısınan karalar gece ışıma yoluyla enerji kaybeder. Bu kayıp her yerde aynı oranda olmaz. Yükseltinin fazla olduğu alanlarda havanın yoğunluğu ve su buharı daha az olduğu için alçak alanlara göre enerji kaybı daha çok olur diye bir bilgi verilmiş. Buna göre aşağıdaki il merkezlerinden hangisinde geceleri enerji kaybı diğerlerine göre daha azdır? Arkadaşlar cümlenin devamında şu kısmı çok dikkatli okuyun. Yükseltinin fazla olduğu alanlarda havanın yoğunluğu ve su buharı az olduğu için alçak alanlara göre enerji kaybı daha çok olur. Şimdi enerji kaybının daha az olması için yükseltinin daha az olması gerekir. Kütahya, Sivas, Konya, Tekirdağ ve Bitlis verilmiş. Bunlardan hangisinin yükseltisi daha azdır? Enerji kaybı daha az olması için arkadaşlar şöyle baktığımızda Tekirdağ'ın yükseltisi daha az. Bu nedenle de cevap Denizli olur. Peki enerji kaybı en fazla deseydi sizce hangisini almalıydık? Hemen düşünün diye vakit tanıdım size. Sivas, Bitlis arasında kalırsınız değil mi arkadaşlar? Sivas'ta, Bitlis'te yüksek yerler aslında ama Sivas bu tarz sorularda daha çok karşınıza çıkar. Enerji kaybı daha fazla diyebiliriz. Unutmayın, aklınızda olsun. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, geldik 9. sorumuza arkadaşlar. Karadeniz'in doğusundan başlayarak Akdeniz'in doğusuna kadar Türkiye'nin kıyı şeridi boyunca inceleme ve araştırma yapan bir kişi bu kıyılarda verilen bilgilerden hangilerinin ortak olduğunu gözlemler. Arkadaşlar öncelikle şöyle haritada bir bakalım. Karadeniz kıyısından doğusundan başladı, Artvin civarından başladı. Marmara kıyılarını geçti, Ege kıyılarını geçti ve Hatay'a kadar Akdeniz kıyılarını gördü. Bu kişi hangilerinin ortak olduğunu gözlemler demiş. Şimdi bakıldığında dağların kıyıya paralel uzandığını ortak diyebilir mi arkadaşlar? Diyemez. Çünkü Ege'de dağlar kıyıya nasıl uzanır? Dik uzanır. Peki güneşlenme süreleri aynıdır diyebilir mi? Diyemez. Çünkü Karadeniz bölgesinin güneşlenme süresi azken Ege ve Akdeniz bölgesinin güneşlenme süresi fazladır. Günlük sıcaklık farkı az olduğunu söyleyebilir mi arkadaşlar? Söyleyebilir. Çünkü geldiği yer tamamen kıyı boyu olduğu için denizellik etkisiyle günlük sıcaklık farkı tabii ki az olacaktır. Bu doğru.
Kumsalların geniş yer kapladığını söyleyebilir mi? Söyleyemez arkadaşlar. Çünkü Ege'de dağlar kıyıya dik uzandığı için kumsallar daha genişken Karadeniz ve Akdeniz'in dağların kıyıya çok yakın olduğu yerlerinde kumsalların az olduğunu göreceğiz. Bu nedenle de 1, 2 ve 4'te ortak olduğu söylenemezken günlük sıcaklık farkının az olmasının ortak olduğu söylenebilir. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olur. Geldik 10. sorumuza arkadaşlar. Yukarıdaki haritada verilen şehirlerin yıllık yağış miktarları arasındaki farklılığın nedenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye verilmiş. Şimdi A seçeneğine bakalım. Antalya'nın İzmir'den daha fazla yağış almasının sebebi dağların kıyıya farklı uzanışıdır demiş. Arkadaşlar Antalya 1052 milimetre yağış alırken İzmir'in 691 milimetre yağış aldığı gösterilmiş. Bu yağış azlığının İzmir'deki yağış azlığının sebebi tabii ki dağların kıyıya dik uzanması olacaktır. Antalya'da dağlar kıyıya paralel uzandığı için yağış miktarı İzmir'e göre daha fazladır. O zaman A seçeneği doğru olur. Peki B'ye baktığımızda Şanlıurfa'nın yağış miktarının İzmir'den az olmasının sebebi karasallıktır denilmiş. Bu doğru mu arkadaşlar? Doğru. Çünkü İzmir ne kadar dağlar kıyıya dik uzansa da denizellik etkisiyle Şanlıurfa'ya göre daha çok yağış alacaktır. Bunun da doğru olduğunu görebiliriz. C'ye baktığınızda arkadaşlar Zonguldak'ın Samsun'dan daha fazla yağış almasının sebebini dağların kıyıya farklı uzanışı olarak bağlamış. Ama Zonguldak 1113 milimetre yağış alırken Samsun 650 milimetre yağışta kalmış. Yani burada arkadaşlar belirgin bir azalma görülüyor. Ancak Samsun'un bu kadar az yağış almasının sebebini dağların kıyıya farklı uzanışı olarak değil, dağın kıyıdan uzak olması ve yükseltisinin az olmasına bağlayabiliriz. Zaten Karadeniz'in düzen bozucu dağı Samsun'da arkadaşlar Canik Dağı'dır. Canik Dağı kıyıdan uzak olduğu için ve yükseltisi az olduğu için yağış miktarı da dolaylı olarak azalır. Bu yüzden doğru cevabımız burada C seçeneği olur. Diğer iki seçeneğe de bakacak olursak D'de Samsun'da yağış miktarının Antalya'dan az olmasında Canik Dağları'nın yükseltisinin az olması ve kıyıdan uzak olmasıdır deniliyor ki zaten arkadaşlar burada doğrudan size pratik olsun diye ipucu veriliyor ve rahat bir şekilde aslında bulunabiliyor. O yüzden D seçeneği de doğru. E'ye baktığımızda Zonguldak'ta yağış miktarı fazla olmasında hakim rüzgar yönü ve dağların kıyıya yakın olması etkilidir. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü orada dağların kıyıya yakınlığı ve denizden esen rüzgarın yamaç yağışı bırakması Zonguldak'ın yağış miktarını artırır. Böylece doğru cevabın C seçeneği olduğunu görebiliyoruz. Evet, geldik 11. sorumuz arkadaşlar. Türkiye'nin iç kesimlerinde bazı istasyonlarda yıllık ortalama sıcaklıkların doğudan batıya doğru. Bingöl'de 6 derece, Kayseri'de 9 derece, Uşak'ta da 11 derece olduğu görülür. Bu değişimde verilenlerden hangileri daha fazla etkilidir? Arkadaşlar şöyle haritada bu şehirlerimizin yerlerini göstereyim size. Uşak, Kayseri ve Bingöl. Şimdi şehirlere baktığımızda bu şehirler aynı enlem üzerinde yaklaşık olarak ve üçü de nasıl yerde arkadaşlar? Karasal bir yerde. Bu sorularda en yapılan hata karasallık ve yükselti alınması. Çünkü batıdan doğuya, doğudan batıya denildiği için enlem olamayacağını zaten öğrenci düşünüyor. Ancak burada karasallık ve yükselti gibi düşünüyor. Halbuki üçü de karasal olduğu için arkadaşlar yalnızca ne olması gerekir? Yükselti. Çünkü karasallığı alamazsınız, üçü de karasal. Enlemi alamazsınız, üçü de yaklaşık aynı enlemde. Nem oranı alamazsınız, çünkü üçü de karasal olduğu için zaten üçünde de nem oranı azdır. Bu üç şehri etkileyen temel unsur yükseltilerinin farklı olmasıdır arkadaşlar. Bu yüzden de doğru cevabımız yalnız bir, yani A seçeneği olarak karşımıza çıkar. Evet, geldik son sorumuza arkadaşlar. İklim bilgisinde ikinci videomuzda son sorumuzdayız. 12. soruda yükselti arttıkça sıcaklığın düşme oranı Karadeniz kıyı dağlarının kuzey yamaçlarında güney yamaçlarına oranla daha azdır diye bir bilgi verilmiş. Bu durum yukarıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Arkadaşlar
Karadeniz'in kuzey yamaçlarını düşündüğümüzde denizel etkiye açıkken güney yamaçlarına baktığımızda güney yamaçları nasıl karasal bir yapıda kalır? Şimdi bu olay baktığımızda birinci öncül bize diyor ki güney yamaçlar daha sıcak olmasıyla ilgilidir demiş. Ama bize bahsettiği şey sıcaklık değil ki. Kuzey yamaçtaki sıcaklığın düşme oranı arkadaşlar. Yani sıcaklık farkı. O yüzden bu olamaz. Kuzey yamacın daha nemli olması tabii ki cevap bu olacak arkadaşlar. Çünkü denizel etki kuzey yamaçta olduğu için sıcaklık farkı daha az değişir. Cevap B seçeneği olacak. Ama 3'e baktığımızda kuzey yamaçta fön rüzgarının etkili olması. Şimdi bunu alan da oluyor arkadaşlar. Kuzey yamaç sıcak diye düşünüyor. Evet, kuzey yamacın sıcak olmasına fön rüzgarı etkili ama burada sıcaklıktan değil, tekrar söylüyorum, sıcaklık farkından bahsediliyor. O yüzden 3'ü de alamayız. 4'e baktığımızda güney yamaçlarda iklimin farklı olması zaten çok saçma bir seçenek olmuş. 5'e baktığımızda kuzey yamaçlarda bitki örtüsünün daha seyrek olması. Aksine kuzey yamaçta bitki örtüsü daha gür ormandır arkadaşlar. Denizel etki ve yağıştan dolayı. O yüzden bu da olmaz. Ve doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu görürüz. Böylece arkadaşlar iklim bilgisindeki ikinci videomuzun da sonuna geldik. Dikkat ettiyseniz videoları takip ediyorsunuz zaten. Ortalama olarak her üniteden iki video şeklinde götürüyorum. Coğrafyada 10 ünite var. Sadece doğal afet ve bölümler, o ikisi birer video olacak. Onun dışındaki diğer 8 üniteyi ikişer video şeklinde götüreceğiz. Yani o 8 ünite 16 video, doğal afet 17 ve bölümler kısmı 18 video. 18 videoda 18 hedeflediğimiz bu video serisinde umarım bu sorular size çok faydalı olacak. Yine video sonunda olduğumuz için kısaca söylüyorum. Bu sorular arkadaşlar kendi kitabımdan, coğrafyanın pusulası kitabımdan, soru bankamdan, artı harita pusula soru bankasından, artı olarak arkadaşlar 25'li deneme sınavımdan karma olarak oluşturdum. Elimden geldiğince de hani soru kalıplarını görmenizi istedim. Tabii ki bu ve buna benzer soruları çokça çözmeniz gerekiyor. Bunun için de tabii kaynaklarımızı alıp bu soruları çözmeniz gerekli. Aklınızda olsun. Peki iklim bilgisinde en çok dikkat etmemiz gereken konu başlıkları neler? Videonun sonundayken bunu da kısaca söylemiş olayım. Arkadaşlar zaten iklim bilgisinde 6 tane konu başlığı var. Bunlar nedir? Sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, yağış ve büyük iklim tipleri. ÖSYM bu başlıklarda en çok rüzgarın, sıcaklığın ve büyük iklim tiplerinin üzerinde duruyor. Yani soru dağılımına baktığımızda en çok bu kısımlarda. Sıcaklıkta daha çok hangisi matematik konumla açıklanamaz, hangisi enleme ters düşer gibisinden soru kalıpları kullanırken, rüzgarda daha çok işte fön rüzgarı, lodos, samyeli gibi rüzgarları tercih ediyor. Büyük iklim tiplerinde de daha çok arkadaşlar grafiğini verip iklimi sormayı ya da iklimin özelliklerinden bahsedip hangi iklim olduğunu sormayı tercih ediyor. Bu konulara ağırlık vermenizde fayda var. Aklınızda olsun diyorum. Ve böylece bu videoyu da tamamladık arkadaşlar. Bir diğer videomuzda artık dördüncü ünite başlığımız olan su, toprak ve bitki varlığının ilk videosuyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.